Merhaba arkadaşlar. Sizlere Delta PDC hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Delta PDC'ler endüstride kullanılan, çok kullanılan ürünlerdendir. Öncelikle Delta PDC'nin bir şekline, şemaline bakalım. Nasıl bir şeymiş? Daha sonra programlama kısmına bakarız. Delta PDC'yi programlamadan önce PDC'yi bir tanımamız lazım. Resimde gördüğümüz Delta PDC DVB14SS serisidir. X0, X1 diye gözüken kısımlar, şu kısım PDC'nin input girişleridir. Yani buraya ne bağlayacaksın? Buton, işte start butonu, stop butonu, acil stop, limit switch ve benzeri ürünleri input kısmına bağlayacaksınız. Output kısmı da şu alttakidir. Yani C0, C1 diye gösterilen kısım veya şurada Y0 diye programlama yaparken Y0, Y1, Y2, Y3 diye devam eder. Burada bir anahtar var. Run, stop anahtarı var. Üzerinde olabiliyor bunlar. Run konumunda olması lazım PDC'yi çalıştırdığımızda. Başka bir PDC modeline bakalım. Bu da DVP28SV modeli. Bu kompakt bir PDC. İşte input outputları daha fazla olan bir PDC. Şurası, şu kısımda PDC'ye program yüklemek için kullandığımız TOS mouse'ların, TOS fişli mouse'lara benzer bir bölüm var. Buradan PDC'ye program yüklüyoruz. Burada sinyalizasyon ledleri var, işte hata, işte çalışma ve benzeri, işte haberleşme ledlerinin olduğu kısım var. Başka bir resmimiz var mı? Bu seride de Ethernet modülüyle haberleşme yapabilir veya RS-485 üzerinden de haberleşme yapabilir. Bunun şu kısımda program yükleme yeri TOS fişli, yani TOS fişli değil. USB, yani telefonların şarj yeri gibi USB alanı var. O kısımdan program yükleme yapabiliyoruz. Şu aşağıda da güç kablosunun, yani güç kablo girişinin biraz üstünde 485 haberleşmesinin bağlantı yaptığımız kısım var. Şu an elimdeki resimlerde o gözükmüyor. Videoya ekleyeceğim onu. Şimdi programı, daha sonra programı bilgisayarımıza indirip programı açmamız gerekli. VPL Soft programını indirmemiz lazım. Ben de yüklü olan 2.41 VPL Soft 2.41 olanı, program açılsın diye. Program açıldığında şu şekilde bir arayüzü var. İşte haberleşme, RS-232 ayarlarının yapıldığı bir arayüz var. Dosya deyip yeni dosya diyelim. Program başlığı, deneme, dosya adı, deneme 1 olsun. Buradan ayarlarını yapabiliyorsun. Nasıl olacağını veya işte RS-232 üzerinden mi PDC'ye bağlantı yapılacak, USB, direkt USB üzerinden mi veya Ethernet üzerinden mi PDC'ye program yüklemek için bağlantı yapılacak, onu gösteriyor. Seçtiğimiz PDC modeline göre bu değişiklik gösterebilir. Programı bir açalım, bu ayar kısmı tekrardan döneceğim. Açılsın bir. Burada şuraya atladık. Buradan PDC modelini seçiyoruz. İşte SS2, işte SC veya işte SS modelini seçiyorsunuz. Burada buna göre de değişiyor şeyleri zaten. RS-232 olabilir. Şuradan da bağlantı yaptığımızda COM ayarını ayarlamamız için, işte COM1'de mi, COM2'de mi, nerede olduğunu ayarlamak için şu kısımdan görüyoruz. Bağlantı yaptığımızda onu tekrardan göreceğiz. Programımız açılıyor. Bizim işimiz Letter Diagram'ın sayfasında.
Hiçbir şey daha yazmaya başlamadan, hiçbir şey yazmaya başlamadan önce programın bir arayüzünü bir tanımamız lazım. Programı bir tanıyalım. Ondan sonra işte vector diyagramında program nasıl yazılır, kontakları nereden alırız, nasıl çalıştırırız ve benzeri işlemlere geçeceğiz zaten. Şurada F1 ile gösterilen açık kontak, F2 işte kısa yolu olan kapalı kontak, işte düşen kenar, yükselen kenar, düşen kenar, işte bobin ucu, çizgi ve benzeri kontaklar var burada. Zamanla devam edeceğiz. Bizim için önemli olan bir simülatörde çalışacağız. Simülasyon yapacağımız için şu önemli, yani bu simge önemli. Program yüklemek için, okumak için, program yazmak ve okumak için bu simgelerden yararlanıyoruz. PLC'yi program üzerinden start, stop yapmak için burası. Online olabilmek için de bu mod. Zaten üzerlerine geldiğimizde program Türkçe bir arayüze sahip olduğundan dolayı işte yazıyor, işte online mod, işte letter görünümü, işte aygıt açıklaması, letter diyagram moduna geç, işte aygıt görüntüleme, düzenleme ve benzeri birçok açıklaması var. Türkçe olduğu için kolaylık sağlayacaktır. Kullanımı çok basittir. Şimdi program yüklemeden önce haberleşme ayarlarını yapmamız lazım. Haberleşme ayarı şuradan yapılıyor. Tekrar gelelim. Seçenekler, haberleşme ayarı. Buradan işte RS 232 ile haberleşiyoruz. 232. Daha sonra buradan comport, yani şu anda yapamıyoruz. Bağlantı olmadığından dolayı. Bağlantı olduğunda bilgisayarımdan işte hangi comporta bağlı onu bulup oradan comport seçmeniz lazım. Comport 1, Comport 2 gibisinden. İstasyon adresi de 0 olması gerekli. Tamam diyeceksiniz. Daha sonra bir işlem daha var. PLC tipi doğru mu değil mi? Yani açarken PLC tipini doğru mu açtık, yanlış mı açtık? Bunu da kontrol ederekten bakmamız gerekli. Tamam dedikten sonra tekrardan devam edelim. Ufak bir program yazalım. Bir açık kontak alalım. X0. Kapalı kontak alalım. X1. Buradan da bobin çıkışı alalım. Y0. Daha sonra bu şekilde bir program yazdığımızı varsayalım. Kode kısmından programı bir derleyelim. Bakalım nasıl oluyor programı derlediğimizde. İşte bu şekilde. Simülasyon olayına geçersek nasıl simülasyon yapacağız? Delta PLC'de simülasyon yapmak için öncelikle simülatör simgesine tıklamamız lazım. Şu aşağıda simülatör yazacak. Daha sonra simülatörü programı yazmamız lazım. Yani programı simülatöre yüklememiz gerekti. Yükledik. Şu anda hazır vaziyette sayılır. Şuradan şuradaki silgi gibi olan simgeden online olalım. Çok güzel. Fakat PLC şu anda stop konumunda. Bunu şuradaki run simgesiyle run konumuna aldığımızda PLC run konumuna geçmiş bulunmaktadır. X0'ı set on yaparsak sağ tık, X0 üstüne sağ tık set off yaptığımızda Y0'ın off konumuna, sıfır konumuna gelmiş olduğunu gördük. X0 üstüne set on tekrar yaptığımızda Y0 aktif hale gelmiştir. Set off. X1'i set on yaparsak ne oluyor? X1'deki enerji kesildiğinden X0'ı set on yapsan da dahi gelmeyecek. Set on, burayı da set on, set off yapmam lazım ki çıkış versin. Bunda açıklama nasıl eklenir? Kontaklara, çıkışa açıklama nasıl eklenir? Bunu göstereceğim. Kontağa açıklama eklemek için sağ tık, aygıt açıklaması düzenle, buraya start yazalım, açıklama eklenmiş olsun.
Bir başka diğer yöntem ise X1, yani kontağın üzerine sol çift tıkladığımızda çıkan açıklama komut giriş sekmesinde şuraya tıklarsak eğer burada açıklama kısmına da buradan da bu kısımdan da yazılabilir. Stop yazalım. Sağ tık satır pardon sağ tık aygıt açıklaması diyerekten de yapabiliyoruz. Çıkış Y0 diyelim buna. Başka açıklama da ekleyebiliriz program içerisinde. Örneğin segment açıklaması. Segment açıklaması ne oluyor? Satır aralarına notlar düşmek, bölümlere ayırmak gibi işe yarıyor. Satır aralarına not düş veya diğer programın başlama yeri gibisinden notlar düşülebilir. Bunun yanı sıra programın sağ yani sağ tarafına program satırının sağ tarafına da açıklama ekleyebiliyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Satır açıklamasını düzenle dersek eğer şöyle yapalım. Şuraya tıklayıp satır açıklamasını düzenle dersek Y0 çıkışı bir motor çıkışıdır gibi bir açıklama yazalım. Yazdığımız açıklama şuraya gelmiş bulunmakta zaten. Delta PDC programlama kısmında açıklama eklemeyi gösterdim. Umarım sizlere faydalıdır. Diğer gösterdiğim Delta PDC tanıtım programı veya işte Delta PDC programlama Delta VPL Solt programının tanıtımı umarım sizlere faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.